Efendim günaydın, 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 günaydın. Bugün 6 Ekim 2019 günlerden pazar, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Sadece bir günlük aranın ardından ben Sinan Fıstıkoğlu. Yeniden hafta sonunda evlerinize misafir olmaya geldim efendim. Tabii ki ekip arkadaşlarımla birlikte. Yine son 24 saatte Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Bu önemli gelişmeleri sizlerle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca birlikte değerlendireceğiz. Bazen düşüneceğiz, bazen sorgulayacağız, bazen soru soracağız, bazen tartışacağız. Lütfen sizler de bizlerle görüş, öneri, fikir ve dahi eleştirilerinizi alt bantta göreceğiniz telefon numaralarımızdan, sosyal medya hesaplarımız üzerinden hafta sonu etiketiyle ya da elektronik posta yoluyla ulaştırınız. Zira sizin görüş, fikir ve önerileriniz bizim için ziyadesiyle kıymetli. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor dedik. Türkiye'de de dünyada da ama bilhassa sınırlarımız içinde çok önemli bir gelişme var ki aslında artık söz bitti diyen bir cumhurbaşkanımız var. Neresiyle ilgili diyor bunu? Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeler için diyor. Kime diyor? Washington'a diyor. Sinyal mesajını artık gitgide daha net bir şekilde veriyor. Birazdan detaylı şekilde getireceğiz ekranlarınıza. Tabii ki Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde annelerin bekleyişi devam ediyor. Bir anne daha çocuğunun PKK tarafından daha kaçırıldığını söyleyerek bu kalabalığa dahil oldu. Burada yaşanan gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız efendim. Ve tabii Irak'ta çok büyük karışıklıklar yaşanıyor. Dünden bu yana yaşanan hadiselerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti. Sizlerle birazdan bu ayrıntıyı da paylaşacağız. Hiç vakit kaybetmeden elbette ki gazete manşetlerine bakacağız. Son 24 saatte Türkiye'de ve dünyada neler oluyor, neler yaşanıyor? Gazeteler bu gelişmeleri manşetlerine hangi başlıklarla taşımışlar? Getireceğiz ekranlarınızda ama hemen hemen bütün gazetelerin bugün manşetinde hatta sür manşetinde Fırat'ın doğusuna her an yapılması muhtemel operasyon haberi var. O zaman gazete başlıklarına bakmadan önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söylediğine bir bakalım. Bakın Washington'ın oyalama taktikleri artık işe yaramıyor. Dedi ki bu ortak denetleme harekatı, ortak denetlemeler falan da hikayeymiş dedi. Artık söz bitti. Belki bugünden de yakın bir süre zarfında Fırat'ın doğusuna girebiliriz dedi. Nerede dedi bunları Cumhurbaşkanı? AK Parti'nin Kızılcahamam'daki toplantısında söyledi. Ayrıntılarına bakalım. Hemen dönelim. Artık söz bitti. Barış pınarlarının önünü açma vakti geldi. Cumhurbaşkanı işte böyle verdi mesajı. Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon için hazır. Artık söz bitti. Bu harekatı yürüteceğiz. Yapılan devriyeler, yüz yüze ve telefonda görüşmeler. Hiçbir ifade etmedi. Her türlü ikazı yaptık. Sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş. Hikaye olduğunu görüyoruz. Türkiye ve Amerika'nın güvenli bölge çalışmalarında şu ana kadar terör örgütü PKK-PYD Fırat'ın doğusundan çıkartılmadı. PKK-YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz? Bunu açıklayın. Washington'ın oyalama taktiği karşısında güvenli bölge planı tıkandı. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusu için planlar hazır vurgusunu yineledi. Konuşmasında harekatı yürüteceğiz, belki bugün, belki yarın ifadelerini kullandı. Harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Erdoğan'ın gündeminde yargı reformu da vardı. Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Cumhurbaşkanı ikinci yargı paketinin hazırlığı yapılıyor dedi. Paketin ayrıntılarını anlattı. Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan
biridir. Cumhurbaşkanı seçilme oranının %50'den %40'a düşürüleceği iddialarına da yanıtını etti Erdoğan'ın. Ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız, ne de çabamız söz konusudur. %50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi muhtemel operasyonla ilgili bugünden de yakın ifadelerini dün Kızılcahamam kampında dile getirdi. Biz de bu sözleri canlı yayında ekranlarınıza getirmiştik zaten, dün de getirmiştik. Şimdi bakalım gazete manşetleri bugün nasıl? Bu haberi, operasyon, muhtemel operasyon haberini gazeteler manşetlerine nasıl taşımışlar? İlk gazetemiz Aydınlık Gazetesi, manşet başlığı ise harekat başlıyor. Kırmızı beyaz bir başlık kullanılmış, başlaması an meselesi olan harekat için. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın işaretini verdi. Erdoğan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Amacımız Fırat'ın doğusunu da barış pınarlarıyla sulamaktır dedi, deniliyor haberin alt başlığında. Ve Aydınlık Gazetesi'nde bir de haritaya yer verilmiş, düzenlenmesi muhtemel operasyonun sınırlarıyla ilgili, nerede başlayıp nerede biteceğiyle ilgili bir haritaya da, bir görsele de yer vermiş Aydınlık Gazetesi. Ve emekli hava pilot tümgeneral ve emekli istihbaratçıların başlaması muhtemel operasyonla ilgili görüşleri de yer alıyor Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde, ön sayfasında. Ve bir başlık daha aktaralım hemen Aydınlık Gazetesi'nden. Maalesef üzülerek, Eylül ayında öldürülen kadınların sayısı 53 oldu deniliyor ön sayfadaki haberlerden birinde. Eylül 2019 yılının en çok kadın cinayeti işlenen ayı oldu deniliyor haberin alt başlığında. Maalesef çok üzücü bir haber. Ön sayfasında yer vermiş bu habere Aydınlık Gazetesi. Sadece bir ayda öldürülen kadın 53. Yani hemen hemen her gün iki tane kadın erkek cinayetine ya da töre cinayetine ya da aşk cinayetine ya da terk edilme cinayetine kurban gitmiş. Kötü bir istatistik, kötü bir ortalama olmuş Eylül ayı için. Geçelim efendim sıradaki gazetemize, Aydınlık Gazetesi'ni bu üzücü haberle noktalayarak Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kızılcahamam kampında yaptığı Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili açıklama yer verilmiş haberde. Söz bitti başlığı kullanılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatla ilgili olarak barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denilebilecek kadar yakındır. Artık söz bitti deniliyor haberin alt başlığında ve operasyona dair ayrıntılara da yer verilmiş haberin içeriğinde. Karadan ve havadan gerçekleştirilecek barış pınarı operasyonu. Operasyonun adı da bu olacak. Karadan ve havadan gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor Hürriyet Gazetesi'nde. Ve İstanbul'un semt semt zemin haritası var. Yine İstanbul'un deprem gerçeğiyle ilgili bir haber habere yer vermiş Hürriyet Gazetesi. Malumunuz geçtiğimiz günlerde 5.8'lik bir deprem yaşamıştı İstanbul. Ve İstanbul'da hangi ilçelerde, hangi semtlerde zemin daha sağlam ya da İstanbul'un hangi semtleri daha tehlikeli, daha riskli diye hemen konuşulmaya başlanmıştı deprem bilimciler ve uzmanlar tarafından. İşte ona dair bir haber yer alıyor Hürriyet'te. Ard arda iki depremle yüreği ağzına gelen İstanbul'un semt semt jeolojik röntgenini çektik. Deprem güvenliği ve güçlendirme yapan uzmanlardan hangi evlerin risk altında olduğunu öğrendik. Deprem stresinin insanlar üzerindeki etkisini araştırdık deniliyor haberin alt başlığında. Ve bu haberin hemen yanındaysa bir köşeden bir haber daha aktarayım sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün partisinin kurmaylarını topladı ve kampa girdi CHP. CHP'nin ABAN toplantısında yaptığı bir konuşma vardı Kılıçdaroğlu'nun. Burada sözleri yer alıyor Hürriyet Gazetesi'nde. Malumunuz Milliyetçi Hareket Partisi lideri CHP lideri için dokunulmazlığı kaldırılsın ve yargılansın demişti. İşte o sözleri dün gündemine aldı Kılıçdaroğlu ve şu ifadeleri kullandı. Diyor ki, dokunulmazlığınızı kaldıracağız diyorlar. Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz. Her yerde bunu söyleyin. Vatan sevgisi sıradan bir sevgi değildir. Vatan sevgisi eşittir, hayattır. Biz yeri geldiğinde canımızı, hayatımızı veririz deniliyor haberin
alt başlığında ve son başlığı aktarayım Hürriyet gazetesinden. Diyarbakır'da devam eden annelerin nöbetiyle ilgili bir haber var. İki anne daha nöbete katıldı. Haberin başlığı: Diyarbakır'da HDP il binası önündeki oturma eylemine iki annenin daha katılmasıyla binanın önünde, HDP'nin önünde bekleyen annelerin sayısı 52'ye yükseldi deniliyor haberin alt başlığında. Geçelim efendim sıradaki gazetemize. Hemen sıradaki gazetemiz Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de süresiz nafaka tartışması bitiyor başlığını görüyoruz. Malum çok tartışılan konulardan bir tanesi nafakaya süre sınırlandırılması getirilmesiyle ilgili ve ikinci yargı reformunda, yargı reformu paketinde buna dair ayrıntılar da var. Ayrıntıları da Erdoğan açıkladı dün ve yoksulluk nafakası tartışmalarını sona erdireceğini açıkladı deniliyor haberin alt başlığında. Taslağın tamamlandığı ve son rötuşların yapıldığı belirtiliyor deniliyor haberin ayrıntılarında. Avukat Cengiz Hortoğlu iki kez gelmiş ve süresiz nafaka ile ilgili çalışmalarda hangi noktada olunduğunu anlatmıştı yine bu stüdyoda, bu programda. İşte dün son noktayı Sayın Cumhurbaşkanı koydu nafaka ile ilgili ve bu haberin yanında da güzel bir fotoğraf var. AK Parti Bursa Milletvekili'nin oğlu eğilip Sayın Cumhurbaşkanı'nın kulağına bir şey söylüyor ama ifadesi talimat verir gibi bir ifade ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu Instagram hesabından anlaşıldı notuyla paylaşıyor. İşte bu fotoğraf karesine yer verilmiş gazetede. Güzel bir fotoğraf. Arkadaşımdan rica edeyim, belki biraz daha yakın görmek ister fotoğrafı. Bir çocuğun, bir cumhur karşısındakinin cumhurbaşkanı olması o çocuk için çok da önemli bir şey değil. Eğilip kulağına artık ne söylüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı da bu fotoğraf karesini anlaşıldı notuyla paylaşma gereği görüyor. İşte gazete bu habere, bu fotoğrafa bu şekilde yer vermiş. Haberin altında da, fotoğrafın altında da belki bugün, belki yarın kadar yakın başlığıyla Fırat'ın doğusuna yapılması muhtemel operasyona dair haber ayrıntıları yer alıyor. Bir devlet okulunda ikinci sınıfta kaynaştırma öğrencisi olan otizmli yiğitin en büyük yardımcısı gölge öğretmeni şeklinde bir haber daha görüyoruz Milliyet Gazetesi'nde. Milliyet Gazetesi bu tarz sosyal içerikli haberlere çok değer veriyor, çok önemsiyor ve çok yer veriyor. Her hafta sonu mutlaka engelli olduğu halde şampiyonalarda birinci olmuş, satranç şampiyonu olmuş, okçuluk yarışmasında birinci olmuş ya da otizmli gençlerin, öğrencilerin neler başarabileceğini gösteren haberlere yer veriyor. Bu anlamda gazeteyi de gerçekten kutlamak lazım. Sayın Genel Yayın Yönetmenine de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çünkü bunlar güzel şeylerin haberleri. Türkiye'de aslında güzel şeyler de oluyor. Türkiye'de güzel insanlar da yaşıyor. İşte bunu dile getiriyor, bunu gündeme getiriyor gazete. O yüzden de tebrik ederek sıradaki gazetemize bakalım bakalım. Sıradaki gazetemiz Sabah Gazetesi miydi? Evet, Sabah Gazetesi. Sözün bittiği yerdeyiz. Belki bugün, belki yarın başlığını kullanmış manşet haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kampında Fırat'ın doğusuna harekatın her an başlayabileceğini söyledi. Orasını Barış Pınarları'yla sulayacağız. Aslında Barış Pınarı harekatında ismi olacak aynı zamanda. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarının satır aralarında operasyonun ismini de verdi. Belki bugün, belki yarından da yakın havadan ve karadan gerçekleştirilecek bu operasyonda tüm Mehmetçiklerimize şimdiden Allah'tan kolaylıklar diliyoruz, sağlık, sıhhat diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Sabah gazetesinde yine o güzel fotoğrafa yer verilmiş. Zannediyorum en fazla 6 yaşındaki bu erkek çocuğunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın kulağına eğilerek söylediği sözlerin fotoğrafı yer verilmiş ve tüm AK Parti kurmaylarının Kızılcahamam kampındaki fotoğrafı da Sabah gazetesinin manşetinde yer alıyor. Burada Diyarbakır'daki annelerin nöbetiyle ilgili bir haber vardı sanıyorum Sabah gazetesinde. Bir bakalım. Evet, iki annenin trajedisi. Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Süheyla Yenilmez kızını Menfiye Yıldırım da oğlunu PKK'dan istiyor. Haber başlığı bu. Bu haberin aynısı bizde de var. İki anne daha PKK'da tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri istiyor. Haberi bir izleyelim. Gazetelerle devam edelim. Giderken öğrendi ki dağa kaçırmışlar. Muş'tan geldi. Diyarbakır'da evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen ailelerin eylemine katıldı. 41 tane milletvekili var. Bir tanesinin çocuğu var mı, göndermiş mi?
kendi çocuğunu özel okullarda, kolejlerde, Avrupa'da, Amerika'da okutuyor. Diğer fakir fukaranın çocuklarını da alıp götürüyor dağıyı. Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 50'yi aştı. Kızları Sümeyye Yılmaz'ın 4 yıl önce HDP tarafından dağa kaçırıldığını belirten Süheyla Yenilmez ve Maşallah Yenilmez çocuklarına kavuşmak için Muş'tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine başladı. Kızım okulunu çok seviyordu, okula gitmek istiyordu, okumak istiyordu. Anne Süheyla Yenilmez kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütüne götürüldüğünü söyledi. 2 gün telefonla uğraşamadık. Ondan sonra yurdu aradık. Yurt dedi 2 gündür çıkmış gitmiş yoktur. Ondan sınıfı aradık. Sınıf dedi gelmemiş. Babası Bitlis'e giderken öğrendi ki dağa kaçırmışlar. Baba Maşallah Yenilmez de kızının HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini anlattı. Yani kızımın sebebi HDP'dir. Götüren de odur. Ben başkasından da kızımı ondan istiyorum. HDP'den istiyorum. Yani ben bunu araştırmasını çok güzel yaptım. Dernekte şey yapıyorlar, çocuğun kafasını yıkıyorlar, götürüyorlar. Sabah gazetesinden aktaracağımız son başlıkla devam ediyoruz. Biraz önce Aydınlık gazetesinden aktarmıştık. Eylül ayında sadece 53 kadın kadın cinayetine kurban gitti demiştik. 53 kadın, 53 can. İşte Sabah gazetesinde o 53 candan birinin ayrıntılarına yer verilmiş. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz ay İzmir Buca'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. İzmir Buca'da işlenmişti bu cinayet. Emre Kara sabah evinden çıkıyor, belalı ayrıldığı kız arkadaşının evinin önüne gidiyor. Kız arkadaşının yanında da kız arkadaşları var ve boş sandığı silahı çekip kıza doğru doğrultuyor ve seni vurayım mı diye soruyor. Ve vuruyor. Doluymuş. Yani ve kızcağızı orada katlediyor. Kız aramızdan ayrılıyor. Kız bu genç yaşında hayattan ayrılıyor. Seni vurayım mı diyor. Mesela kendini vur. Niye kızı vuruyorsun? Mesela kafana sık. Mesela boş sanıyorsan o silahı kendi kafana sık. Bizim için hiçbir sakıncası yok. Neden kıza? Neden kadına? Yani neden kendinizi vurmuyorsunuz da kadınları vuruyorsunuz mesela? Hiç şimdi bana buradan tepki gösterip aa bunlar yanlış konuşmalar falan demeyin. Yani kadınları öldüreceğiz de kendinizi öldürün mesela. Bizim için hiçbir sakıncası yok. Yani bunu karşınızdaki bir canlıya yapacağınıza kendinizi öldürebilirsiniz. Çok da baba bir hareket olur mesela. Aşkı için öldü derim, çok büyük de saygı duyarım. 53 can ya, 53 can ne demek biliyor musunuz? 53 tane canın sevdikleri demek. Anası, babası, kardeşleri, yakınları, dostları, arkadaşları. Yani yüzlerce insanın da canından can alıyorsunuz ya. Seni vurayım mı? Yani ayrıntılar ortaya çıkınca lütfen geçen gün bakın emsal teşkil etsin. Pişmanım dediyse de takdir hakkını kullandı. Hakimler hep buradan rica ediyorduk. İhal indirimi uygulanmasın diye. Uygulamadı. Pişmanım da dedi. Tıraşını da oldu. İyi de durdu. Efendi de durdu duruşmada. Ama dedi takdir hakkımı kullanıyorum. İhal indirimi kullanmıyorum. Müebbet dedi. Geçti. İşte böylelerine lütfen müebbet. Yani seni vurayım mı? Yok hayır. Vurma. Kendini vur. Gerçekten. Sıradaki gazeteye bakalım. Sıradaki gazetemiz zannediyorum akşam gazetesi olacak. Operasyon Barış Pınarı. Evet, Barış Pınarı olacak efendim. Gerçekleştirilecek operasyonun adı. Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilecek. Hem karadan hem havadan düzenlenecek operasyonun adı. Cumhurbaşkanı Güvenli Bölge Harekatı'nın adını koydu. Haberin başlığı. Biraz ayrıntı vermiş. Bakalım akşam gazetesinde verilen ayrıntılara. Ortak devriye hikaye, yani artık ortak devriye Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen ortak devriyenin işe yaramadığını, artık hikaye olduğunu anladım dedi Erdoğan dün yaptığı konuşmada. İşte bu sözlerine yer vermiş gazete. Terör demediler, söz bitti diyor. Belki bugün, belki yarın eğer bu operasyonu gerçekleştirmezsek daha büyük sorun olur deniliyor haberin ayrıntılarında. Ve yine o güzel fotoğraf karesi yer alıyor. Ve bu haberlerin altındaysa yanındaysa bakın
bir de kızı ve oğlu aynı trafik kazasında hayatını kaybeden bir annenin yaptığı fedakarlığın haberini göreceksiniz. Bir anne hem kızını hem oğlunu bir trafik kazasında kaybediyor. Ama kızı önce komaya giriyor. Çıkmadık candan umut kesilmez deyip bir süre bekliyor bu acılı anne. Ama beyin ölümü gerçekleşince bu güzel kızımızın organları 7 kişiye hayat oluyor. Gel bu güzel kızın fotoğrafını görelim. Ve bu güzel kız artık 7 kişinin canında yaşayacak. Kornea nakli yapıldı. Akciğerleri ve böbrekleri de diğer 5 hastaya can oldu. Bu eliopilesi anne hem sabır dileyelim Allah'tan, annenin fotoğrafını da görelim sevgili kameraman arkadaşım. Hem kızını hem oğlunu kaybetti bu anne trafik kazasında. Ancak yine de başka insanlara umut olmaktan acısına rağmen vazgeçmedi. Hem başsağlığı dileyelim, hem sabır dileyelim, hem de takdir edelim. Acılıyken böyle bir karar almak gerçekten çok zor olmuştur. Allah da yardımcısı olsun. Şimdi bu haberin altında da İstanbul'un dünden bu yana yaşadığı soğuk var. Kameraman arkadaşım yo sıcak diyor, ben yo soğuk diyorum. Hatta bir ara klima açmaya kalktı. Şimdi sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın haberine yer veriliyor akşam gazetesinde. Deniliyor ki efendim çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bizce de öyle oldu. Geçtiğimiz cuma akşamından bu yana İstanbul'a etkisi alan yağış bakın İstanbul'u ne hale getirdi. Bir de görüntülerini görelim. İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Vatandaşlar güne sisli havayla uyandı. Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından Marmara bölgesi sağanak ve fırtınaya teslim oldu. Gece saatlerinde etkili olan fırtına İstanbul Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısını yerinden söktü. Koparak savrulan çatı parçaları Küçük Yalı Caddesi'nde park halindeki bazı araçların üstüne düştü. Yağış ve fırtına ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi. Yetkililer 18 evin çatısının uçtuğunu, 32 ağacın devrildiğini ve 28 evi su bastığını duyurdu. Yağmurun devam edeceği, vatandaşların tedbirli olunması istendi. Sağanak, Çanakkale ve Kocaeli'de de etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar meydana geldi. Gölcük ilçesinde fırtına bazı ağaçları devirdi. Bir iş yerinin çatısı hasar gördü. Muğla'da da benzer manzaralar vardı. Fethiye'de çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yollar suyla doldu. Bazı araçlar trafikte aksamalara neden oldu. Yağış ve fırtına 2 gün boyunca etkili olacak. Yani bugün de İstanbul soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olacak. Yarından itibaren mevsim normallerine dönecek olan sıcaklık değerleri var. Ama mevsimin normali de artık soğuk değilse de serin. Zira mevsim artık sonbahar. Şarkı sözüydü bu ya. Güzel oldu. Tam da üstüne oturdu. Şimdi Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Sözcü gazetesinin manşetinde çok enteresan bir başlık var. Helal olsun kurumu. Aslında kurumun adı helal olsunmuş. Ben de ilk gördüğümde şaşırdım. Şimdi bu kurumun 5 yöneticisi var. Çalışanı var, personeli var, bütçesi var. Ama kurum 1 yıl boyunca hiç akreditasyon yapmıyor. Adı da helal olsun kurumu. Yani enteresan bir haber olmuş gerçekten. Kurumun fotoğrafına da yer verilmiş. Bu haberin hemen yanındaysa CHP'nin devam eden Abant kampında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya yer verilmiş. Haberin başlığı dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz. MHP lideri Bahçeli önceki gün yaptığı yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu bu sözlere yanıt verdi. Hodri meydan dedi deniliyor haberin başlığında. Ve bu haberin altından bir haber başlığı daha aktarmak istiyorum sizlere. FETÖ'cü yargının bedelini devlet ve millet ödüyor haberin başlığı. Çetin Doğan Paşa kendisine Ergenekon kumpasını kuran dönemin 3 savcısı için 2019 yılında bir tazminat davası açmıştı. O davayı kazandı, faturayı hazine ödeyecek. Evet. Maalesef yani bir insanın iade-i itibar diye de bir şey var. Eğer böyle bir şey yaptıysanız o insanda iade-i itibar olarak bir dava açar ve maalesef
O faturayı da, o bedeli de devlet öder. Hukuken bu böyledir. Dönemin savcısı Zekeriya Öz, firari savcı Zekeriya Öz fotoğrafı yer alıyor ve Çetin Doğan'ın. Geçelim efendim sıradaki gazetemize. Sıradaki gazetemiz sanıyorum Yeni Şafak, Cumhuriyet gazetesiymiş. Pardon. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun röportaj başlığı yer alıyor. Diyor ki İmamoğlu, yolumda yürüyorum. Bu haberin altında da çok enteresan bir haber var. Çenemi tutmam gereken bir haber var. Diyanet televizyon denetleyecek. Yanlış duymadınız. Haber başlığı bu. Yani artık televizyonları radyo televizyon üst kurulu denetlemeyecek. Onlar da denetleyecek ama Diyanet'in içerisinde radyo ve televizyonları denetlemek için bir komisyon kurulacakmış. O komisyonda bundan böyle televizyon yayınlarını ve radyo yayınlarını takip edecek. Şimdi Diyanet'i bunu yapmaya sevk ediyorsanız eğer, radyo televizyon üst kurulundaki yine sizin atadığınız insanlara güvenmiyorsunuz demektir. Demek ki radyo televizyon üst kurulunda çalışanlar, ki onlar da devlet personeli, bu durumda toplumun ahlak yapısına uygun, dini yapısına uygun, sosyo-kültürel ekonomik yapıya uygun şeyleri denetlemekten acizler. Yeterli görmüyorsunuz, Diyanet'i devreye sokuyorsunuz. Yani anlamakta güçlük çekiyorum bazen gerçekten. Yani bu kurulu da siz oluşturdunuz, bunu da siz oluşturacaksınız. Ha niye buradakiler yapmıyor, Rütük'tekiler yapmıyor da buradakiler, Diyanet'tekiler yapıyor? Veya nasıl yapacak? Mesela Diyanet şimdi mesela ne diyecek bana? Yani onu dedi, bunu dedi, öyle dedi, böyle bunu giydi, şunu ne diyebilir? Yani nasıl bir kurul oluşturulacak? İnanın anlamış değilim. Doğru mu acaba diye düşündüm. Gerçekten bunu düşündüm. Koskoca Cumhuriyet Gazetesi için bunu bile düşündüm. Bakın ayrıntılarını verelim. Kurul yayın dönemi içerisinde yayımlanan programların, iyi dinleyin, içerik, bölüm sayısı, izlenebilirlik ve sunucu performanslarını değerlendirerek format, içerik, sunucu değişikliğiyle programların devamına ya da yayından kaldırılmasına karar verecek. Yani benim bu programa devam edip etmemem gerektiğine ya da herhangi bir sunucu arkadaşımın bir programa devam edip etmemesi gerektiğine Diyanet karar verecek. Bence ara verelim. Efendim saatlerimiz 9.35 oldu. Kaldığımız yerden tüm hızımızla, tüm enerjimizle bazen olumsuz haberler görsek de devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak gazetesi manşetinde ise belki bugün, belki yarın başlığını görüyoruz. Irak Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi muhtemel operasyonun haberi. İşte bu başlıkla duyurulmuş okuyucuya. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona dair çok net bilgiler verdi. Hava devriyesi, kara devriyesi hikaye, operasyon geliyor deniliyor haberde. Bizler de bir haber kanalıyız. Her an bu operasyonla ilgili gelişmeler oldukça elbette sizlere aktaracağız efendim ama bize bile artık şu dakikadan itibaren kulaklığımıza ya da altyazılarda görürsek operasyon başladı diye sürpriz olmayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir şekilde dün bunu ifade etti. Zulme karşı 50+1 korunmalı bir diğer ayrıntısı dün Erdoğan'ın söylediği sözlerin ve milli ordu planı bozdu bir diğer haber başlığı. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgeleriyle İdlib'de etkin olan ÖSO milli ordu adı altında birleşti. Bu birleşmenin işgalci ABD, PKK, YPG ve PYD'ye bir mesaj olduğunu belirten emekli Tümgeneral İhsan Baş Bozkurt, mesaj açık, işgalcilerin buraları
terk etmeleri gerekiyor deniliyor haberin ayrıntılarında. Ve Irak'ta yaşanan gelişmeler gazetede yer alan bir diğer haber. Irak'ta bilanço çok ağır. 105 ölü, 4000 yaralı. Gerçekten Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde son 24 saat içinde gelinen nokta bu nokta. Görüntülere bir bakalım, devam edelim efendim. Arkadaşlarımız haberini de hazırladılar. İşte Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde son durum. Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet ve yolsuzluk karşıtı gösterilerde bilanço ağırlaşıyor. Gösterilerde ölenlerin sayısı 1000'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 2000'e yaklaştığı ifade ediliyor. Hayatını kaybedenler arasında güvenlik gücü mensuplarının da olduğu belirtiliyor. Gösteriler başta Bağdat olmak üzere Irak'ın pek çok kentine yayılmış durumda. Gösterilere katılanların ise daha çok gençlerden oluştuğu dikkati çekiyor. Özellikle gençlerin yer aldığı gösterilerde Iraklılar hükümetin kötü yönetimini, işsizlik, yoksulluk ve barınma sorunu gibi sorunları dile getiriyor. Protesto edilen tüm olumsuzlukların altında ise Amerika'nın Irak'ı işgali yatıyor. Ülke 16 yıldır toparlanmaya çalışsa da Iraklıların hayatı bir türlü normale dönemiyor. Bölge kaynakları, devlet memurları ve onların çevresindeki küçük bir azınlık dışında bütün ülkede vatandaşların zor yaşam şartları altında ezildiğini bildiriyor. Protestolar yabancı ülkeler tarafından kendi menfaatleri doğrultusunda kullanılmaya çalışılsa da halkın dile getirdiği tepkiler gerçek. Uluslararası ilişkiler uzmanları ise Amerika ve İsrail'in haklı ekonomik gerekçelerle başlayan protestoları İran'ı baskı altına almak için provoke etmeye çalıştığını söylüyor. Yolsuzluk ve kötü yönetime karşı başlayan eylemler süresince protestocuların talebi de değişti. Protestocular artık Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifasını istiyor. Irak Başbakanı Abdülmehdi ise son olarak sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi. Ayrıca hükümet göstericilerin temsilcileriyle görüştü. Öte yandan Abdülmehdi, Şiilerin en büyük dini mercii Ali Es-Sistani'nin taleplerini yerine getirmek için komisyon kurulacağını söyledi. Sistani, cuma günkü mesajında göstericilerin taleplerini yerine getirmek için bağımsız kişilerden oluşan komisyon kurulmasını istediğini bildirmişti. Sadr hareketi lideri Muktada Es-Sadr da ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Bir erken seçim çağrısı da eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den geldi. İbadi 2020'yi geçmeyecek şekilde ve ulusal görevleri yerine getirebilecek meşru anayasal bir hükümetin kurulmasını istedi. Irak Meclis Başkanı ise göstericilerin taleplerini desteklediklerini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Türk Dışişleri Bakanlığı Irak hükümetine çağrı yaptı. Çağrıda Irak hükümetinin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz denildi. Irak'ta son durum bu. Bilançonun ağırlaşmamasını diliyoruz ve sıradaki gazetemiz Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi'nin sürmanşetinde dün Marmara'yı etkisi altına alan fırtınanın fotoğrafına yer verilmiş. Haberin başlığı ise Marmara'yı fırtına vurdu. İşte uçan çatıların, araçların üzerine devrilen ağaçların fotoğrafı yer alıyor. Hemen altında ise kamp açılışında gerginlik başlığını görüyoruz. Pardon, kamp açılışında konuşma krizi başlığını görüyoruz efendim. Haberin ayrıntılarına bir bakalım. Aynı gün kampa giren AKP ve CHP'lilerin farklı saatlerde konuşma yapmaları için vardıkları anlaşmayı Tayyip Erdoğan'ın bozması nezaketsizlik olarak yorumlandı deniliyor. Haberin alt başlığında ve her iki liderin de fotoğraflarına, canlı yayınlardan fotoğraflarına yer verilmiş gazetenin ön sayfasında. Bunun adı ihale değil ihanettir sözleri. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri, diyoruz ki artık sözün bittiği yer sözleri de Sayın Erdoğan'ın sözleri olarak başlık olarak gazetede ön sayfada kendisine yer bulmuş. Sıradaki gazetemize bakalım efendim. Sıradaki gazetemiz ise Yeni Şafak mı olacak? Ben taktım Yeni Şafak bugün. Sıradaki gazetemiz efendim Fanatik gazetesiymiş. Yeni Şafak gazetesini verdik mi? Verdik değil mi? Tamam, demek ki ben atlamışım. Fanatik gazetesinin manşetinde önemli bir fotoğraf karesi yer alıyor. Dün Galatasaray bir kez daha puan kaybetti. Süper Lig'in 7. haftasında Ankara temsilcisi Gençler Birliği ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
5 haftada sadece bir gol atabilen Sarı Kırmızılılar'da puan kaybı devam etti. İşte o kaybın fotoğrafı da şu oldu. Fatih Terim'le hemen ardından arkadaki Mert galiba, tercüman Mert olması lazım, net göremiyorum. Evet, Mert'in fotoğrafı hemen hemen aynı pozda çekilmiş. Kareler yansımış Fanatik Gazetesi'nin ön sayfasına. Cezası bitti, çilesi bitmedi haberin başlığı. Fatih Terim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı sahaya çıkamama cezası sona erdi. Dün sahadaydı. Gerçekten çile dolu bir 90 dakika izledi Fatih Terim. Takımı iyi mücadele etmedi maalesef. Kendisi de bunun farkındaydı. Maçın ardından zaten aşağı yukarı benim de aynı şeyleri söyledi. Buyurun bir dinleyelim. Açıkçası sadece istemek de olmuyor. Almasını da bilmek lazım. Puanı da, galibiyeti de. Biz bugün sadece herhalde istemişiz. İstedik diyelim. Bazıları için pek de sanmıyorum ya. Salı günü istekli mücadeleci kaybettiği zaman bile alkışlanan bir takım. Muhakkak ki Şampiyonlar Ligi'nin özellikle büyük maçlarından sonraki bu tempolardan, bu gerilimlerden sonra bir dalgalanma beklersiniz. Ama böyle bir şey beklemem. Bugünkü gibi bir tablo mümkün değil, beklemem. Bu arada gençler birinin hakkını yemeyelim. İyi mücadele ettiler. Bizden daha çok koştular, savaştılar. Tebrik ederim kendilerini. Ama maalesef bugün salıdan, geceden sayarsak 5. gün, çarşambadan sayarsak 4. gün. Rotasyon yapmayı da düşünmedim ama demek ki doğru bir karar değilmiş. Çünkü bütün hayatımız boyunca bizim takımlarımız hep savaşan, oyunu oynayan, ileride çok pozisyon bulan, baskı yapan. Bugün bunların hiçbir tanesinden esinti yok. Buna ciddiyetsizlik diyebilirsiniz, önemsememek diyebilirsiniz. Ama hiçbir futbolcunun böyle bir hakkı yoktur. Yani ben salı günü oynadım, yorgunum, gelirsin söylersin, oynamazsın o zaman. Çıktıktan sonra böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. Hele Galatasaray'da, hele bizle beraber. Yani bunlar telafi edilebilir şeyler ama bu böyle bir oyun oynayıp böyle bir reaksiyon rakip takıma oynamadan sadece seyrederek göstermek açıkçası hoş değil. Ekran başında, statta işte şöyle oynasa böyle olur, yok işte hoca bunu soksa ötekini alsın. Mevzu bu değil. Hiç mevzu bugün bu değil. Demin de söyledim. İstemek yetmez. O işin teori kısmı. Pratik kısmı var bir de. Değil mi? Uygulamak lazım sahada. Çeneyle olmuyor bu. Güzel bir şey söyledi aslında Fatih Hoca. Çeneyle olmuyor dedi. Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce Fatih Hoca yine böyle takımının futbolunu ve performansını beğenmediği bir maçın ardından bir gazetecinin sorduğu "Bu maçtan ders aldınız mı?" sorusuna "Ben ders almam, ders veririm" diye bir yanıt vermişti. Ama işte hayat insana kendi söylediği sözleri bile unutturabiliyor ya da fikrini değiştirebiliyor. Çünkü bugün bakın şu cümleyi kurdu Fatih Hoca. "Rotasyon yapmayı hiç düşünmedim ama doğru düşünmemişim, ders oldu" dedi. Ama bir sene önce "ben ders almam, ders veririm" diyordu. Fotomaça bakalım. Fotomaç gazetesini de verelim bakalım. Sporda yaşanan gelişmeleri Fotomaç gazetesi nasıl görmüş? Kayıp Aslan. Galatasaray Gençler Birliği deplasmanında bir yara daha aldı. Kayıp Aslan haberin başlığı. Süper Lig'in ilk 6 haftasına sadece 2 kez kazanabilen ve son 30 yılın en kötü başlangıcını yapan Cimbom dün Gençler Birliği karşısına mutlak 3 puan için çıktı. Her 3 puan mutlaktır. Şu cümleyi de kullanmayın artık. Yani sevgili spor gazeteleri, sayın büyüklerim, değerli küçüklerim. Yani her 3 puan mutlaktır. Her 1 puanın mutlak olduğu gibi. Yani bu spor haberlerinde çok klasik
böyle klişe tabirler vardır. İşte sahaya galibiyet için çıktı. Yani evet tabii ki ben şöyle bir 3 yiyeyim diye çıkmaz zaten. Mutlak 3 puan. Ya mutlak 3 puan ne? Ancak evdeki hesap yine çarşıya uymadı. Değişen bir şey olmadı. Son 5 maçını kazanamayan Cimbom ligde üst üste 3. kez berabere kaldı. Gençler Birliği'nde 86'da Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü. Kaleci Muslera 6 net kurtarışla yıldızlaştı. Gerçekten öyle bir insan geldiği günden bu yana bir sporcu hep mi aynı istikrarı korur? Yani ben yemem diyor. Ben yemem. Yani ben bu maçı benim yüzümden kaybetmezsiniz diyor. Siz atın yeter ki diyor. Yani Muslera gibi bir kaleciniz varsa bir puan zaten aşağı yukarı Galatasaray gibi bir takımda garantidir de. Muslera gerçekten dün çok iyiydi. Ama maalesef önündekiler kötüydü. Puan tablosuna yer verilmiş. Alanyaspor 14 puanla liderliğini koruyor. Alanyaspor bu hafta henüz maçını oynamadı. Haftanın programına yer verilmiş. Beşiktaş, Alanya. Evet sevgili Volkan yönetmenimiz, sevgili reji. Hepsi Beşiktaşlı bunların. Liderle oynuyorsunuz. Beşiktaş da çok zor bir haftayı geride bıraktı. Hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'a sahasında yenilince çarşı gerçekten karıştı çünkü Beşiktaş sezona istediği gibi başlayamadı. Abdullah Avcı'nın artık istifa etmesi yönünde hem sosyal medyada hem yazılı basında inanılmaz böyle bir şeyler görmeye başladım ki üstelik ligin sadece 6 haftası geride kaldı. Beşiktaş bugün Alanya'yı konuk ediyor sahasında. Maçın başlama saati 16.30. Hakemi Arda kardeşler. Hakemler berbat. Hakemler çok kötü bakın bu sezon sanıyorum. Taraflı tarafsız. Herkesin hemfikir olduğu bir konu. Dün Halil Umut Meler gerçekten kötü bir yönetim gösterdi. Önceki gün Fenerbahçe maçının hakemi berbattı. Tek kelimeyle yönetiminden bahsediyorum. Yani giderek daha kötüye giden bir kurum nedir derseniz Merkez Hakem Kurulu derim hiç düşünmeden. Çünkü VAR'a rağmen bu kadar hatalı karar nasıl verebiliyorsunuz? Gerçekten inanamıyorum. Yani eskiden bir Fırat Aydınus'la Cüneyt Çakır'ı konuşurduk. Şimdi hani al birini vur ötekine, tencere dibin kara, seninki benden kara bir durum var hakemlerin arasında. Zannediyorum futbolu yakından takip edenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bir diğer haber başlığıysa Büyük Türkiye Hayali Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in röportajına yer verilmiş. Röportajı yapan da değerli meslek büyüğüm. Buradan da sevgilerimizi iletelim. Sevgili Zeki Uzundurukan, aynı zamanda Fotomaç gazetesinin de genel yayın yönetmenidir kendisi. Gazete başlıklarını aktardık. Öne çıkan haberleri de ekranlarınıza getirdik. Şimdi gündemde tabii ki önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir ara daha vereceğiz. O aranın ardından bugün İstanbul'un kurtuluşu stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz olacak efendim. Tarihçi, yazar, önemli bir konuğumuz olacak Ertuğrul Bey birazdan stüdyoda olacak. Metin Özkan'la telefonla konuşmaya çalışacağız. Kendisine ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü Amerikan Büyükelçiliği'nin bir gafı ya bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğu bir gaf var ki sosyal medyada yer yerinden oynadı. Bunu konuşacağız. Ne zaman konuşacağız? Kısacık bir aranın ardından. Efendim saatlerimiz 10 oldu. Hafta sonunda ikinci bölümde sizlerleyiz. Bugün 6 Ekim 2019 günlerden pazar. Aslında söylerken kolay söylüyoruz ama 6 Ekim'in altını bir kez daha, sonra bir kez daha, sonra bir kez daha aslında çizmek lazım. Zira bugün çok önemli bir gün. Türkiye'nin kalbi aslında son günlerde depremle sarsılan ve bizi biraz tedirgin eden, aslında hepimizin aşık olduğu ama bazen kızdığı İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü bugün. 6 Ekim 1923'te İstanbul düşman işgalinden kurtuldu. Fethedildiği günden bu yana
Dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul bugün aslında özgürlüğüne kavuştu. Ve bugün İstanbul'un kurtuluşunun tarihini en iyi bilen kişilerden biriyle Ertuğrul Sertbaş'la konuşacağız. Tarihçi yazar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hepimiz biraz İstanbul'a aşığız, hepimiz biraz İstanbul'a bazen kızıyoruz. Yaşam şartlarının zor olmasından ötürü. Ama İstanbul bir aşktır aslında. Bugün Kurtuluş Yıl Dönümü. Fethedildiği günden bu yana da dünyanın en önemli şehirlerindendir dedim. Yanlış mı? Doğru söylediniz. Şairlerin şiirlerine konu olmuş. Evet. En önemli şehirlerden bir tanesi. Şehirlerin kraliçesi diyebiliriz aslında. İngiliz elçi Henry Layard 1839 yılında İstanbul'a geldiği zaman insan hayalinde ancak İstanbul kadar güzel bir şehir kurabilir demiştir. Yani çok güzel betimlemelerin olduğu, şairlerin şiirlerinde bahsetmiş olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Tabii tarihsel olarak baktığımız zaman İstanbul'un kurtuluşuna 1. Dünya Savaşı sonuna gitmemiz gerekir. Biliyorsunuz ki İttifak Devletleri savaştan yenik çıktılar. Ve Osmanlı İmparatorluğu da Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı. Tabii ağır şartları olan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Çok ağır şartları olan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de o zamanlar Suriye-Filistin cephesinde ve Yıldırım Orduları Grup Komutanı. O grup komutanının lağvedilmesinden sonra İstanbul'a geri dönüyor. Tarihler 13 Kasım 1918'i göstermekte. Tabii işgal kuvvetlerinin bütün donanması İstanbul'dadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında da yaveri Cevat Abbas Güler vardır. Yaver Cevat Abbas Güler İngiliz donanmasını gösterir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İngiliz donanmasına bakarak geldikleri gibi giderler demiş. Şimdi burada bir virgülünüzü koyalım. Geldikleri gibi giderler. Henüz o zaman sadece yani bir liderlik vasfı elbette her zaman vardı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ama henüz ordunun başında değil mi? Değil. Ordunun başında olmayan genç bir subayın geldikleri gibi giderler sözü 100 yıl oldu belki. Dünyanın her yerinde motto haline gelmiş bir slogan cümle aslında. Oldu değil mi? Bir slogan aslında. Yani geldikleri gibi giderler. Yani İstanbul'u vermeyiz demek, biz sizi buradan göndermeyiz de demek. Bunu söyleyen bir subay nasıl oldu da İstanbul'u kurtardı? Nasıl aslında şöyle söyleyebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geldikleri gibi giderler sözü Kurtuluş Savaşı'nın parolasıdır. Parolası elbet. Yani 13 Kasım 1918'den 6 Ekim 1923'e geçen süreç, o 5 senelik süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın lideri olduğunu görüyoruz ve geldikleri gibi giderler sözünün üzerine oturtulmuş bir savaştan bahsediyoruz. Evet. Bu zihniyet üzerinden. Ya istiklal ya ölüm. Geldikleri gibi giderler. Tabii şehrin çok hazin bir hali vardır. Rumların, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün baktığımız zaman bu 5 sene içerisinde çok fazla faaliyet gösterdiğini göreceğiz. Kongreler ve genelgeler döneminden bahsedeceğiz. Ama tabii İstanbul'un kurtuluşuna giden yoldaki en önemli hadise aslında 1 Kasım 1922'dir. Nedir? Saltanatın kaldırılmasıdır. Saltanatın kaldırılmasından sonra Refet Paşa komutasındaki bir birlik İstanbul'a giriş yapar. Saltanatın kaldırılması şudur. Artık Osmanlı hükümetinin, İstanbul hükümetinin olmamasıdır. Egemenliğin millete verilmesidir. Artık Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduğunu iddia eden aynı zamanda padişahların bu sistemin ortadan kaldırılmasıdır. Ulusal egemenliğe giden sürecin başlamasıdır. İstanbul hükümeti aslında artık yoktur. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bir göstergesidir. Evet. Aslında bir parçasıdır. Şimdi saltanat idaresi gittikten sonra Refet Paşa bir ultimatum yayınlıyor. Diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti İstanbul'un yönetimine el koymuştur. Artık bu dakikadan sonra İstanbul'un yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında İstanbul'u bir anlamda zapturapt altına alıyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. 9 Eylül 1922'de Yunan ordusu denize döküldükten sonra artık askeri safa bitiyor. Evet. Ancak İstanbul halen işgal kuvvetlerinin elinde. Evet, kontrolü altında. İstanbul Kurtuluş Savaşı'nın dışında kalmış, dış bölge gibi gözüken bir yer neden? Aslında. İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların baktığımız zaman donanmaları halen İstanbul'da söz konusu. Evet. Burası işgal kuvvetleri açısından çok önemli bir nokta. Şimdi savaşı kazandınız. Evet, askeri safa bittiği gibi gözüküyor. Ancak seyircinin şunu bilmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir başka özelliği daha vardır. Yani savaşmadan diplomasi yoluyla pek çok bölgeyi elde etmiştir. Bu dünya tarihinde aslında ordu komutanları nasip olacak bir özellik değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dehalığı aslında burada ortaya çıkıyor gene. Yani savaşmadan diplomasi yoluyla İstanbul'u almıştır. Bu nasıl olmuştur? Bakın Refet Paşa'nın ultimatumundan bahsettik. Artık TMM hükümetindir dedik ama işgal kuvvetlerinin generali General Harrington
karşı nota veriyor hemen Refet Paşa'ya. Diyor ki biz asla ve asla buradan çıkmayız. Gitmeyiz. Gitmeyiz diyor. Yani biz buraya yerleştik. Artık bu dakikadan sonra buradan ayrılmayız. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün taktikleri devam edecek. O bir satranç oyuncusu. Nedir o satranç? 15 Kasım 1922 senesinde İstanbul Komutanlığı'nı kuracak. Bakın atamalar yapıyor. 15 Kasım 1922'de şimdi İstanbul Komutanlığı'nı kuruyor. Ertuğrul Bey 15 Kasım 1922'de kuruyor ama 6 Ekim 1923'te kuruluyorsa... O süreçten bahsedeceğiz. Bir seneyi alayım sizden. Evet. Evet. Hayatta en sevdiğim şey tarih dinlemektir şu an. Böyle sanki sizi anlatırken bir yandan da gözümde canlanıyor. Evet. Hani gerçekten izleyicilerimizin tarihini bilmesini ben çok önemsiyorum. Gençliğin tarihini... Evet. Geçmişini bilmesini çok önemsiyorum. Çünkü bu ülkenin her toprağının ne kadar zor kazanıldığını farkına varırsak o kadar da zor bırakırız. Hatta bırakmayız. Onun için lütfen biraz şu telefonlarınızı elinizden bırakın. Sizin lafınızı böldüm ama dinleyin. Biz bu ülkeyi nasıl kazanmışız? Buyurun. Esasında gençlerden bahsettiniz. Yani 29 Mayıs 1453 kadar önemlidir İstanbul'un kurtuluşu. Yani İstanbul'un fethi neyse İstanbul'un kurtuluşu da odur. Emperyalizm bize getirdikten sonra işgal kuvvetlerin İstanbul'dan ayrılmasından bahsediyoruz. Evet. 6 Ekim 1923'ün önemi çok önemli. Ayrılmasından da değil aslında. Kapının önüne konmasından aynen bahsediyoruz. Öyle. Kendi istekleriyle de ayrılmıyorlar yani. Evet. Şimdi zorunda kalıyorlar. Burada aslında son zamanlarda çok fazla İstanbul'un kurtuluşuyla alakalı olarak önemsizmiş gibi gösterildi. Aslında çok önemli. Çok. 15 Kasım'da İstanbul Komutanlığı'nın kurulduğundan bahsettik ve vali atamaları yapılıyor. Bakın yani henüz İstanbul Kurtuluş Savaşı'nın kazandığı yurt toprağının dışındayken Ankara hükümeti yalnız psikolojik olarak değil, uygulama açısından da işgal kuvvetlerine karşı burada faaliyetler gösteriyor. Yani bu taktik savaşı aslında, diplomasi savaşı. Saltanatı kaldırdık, İstanbul Komutanlığı'nı kurduk, faaliyetler gerçekleştiriliyor ama süreç Lozan'a geliyor. Bakın Lozan, hani zafer mi hezimet mi diye tartışmalar söz konusudur da tabii ki de zaferdir. Şimdi bunun örneğini vereceğiz. İstanbul'un kurtuluşuyla Lozan'ın nasıl bağlantılı olduğunu görecek şimdi seyircilerimiz. Lozan biliyoruz ki İsmet İnönü'nün önderliğinde gerçekleştirilmiş olan önemli bir konferans. Lord Curzon'un İsmet İnönü'ye karşı yapmış olduğu faaliyetleri orada biliyoruz. Evet. Savaşta kazanmış olduklarımızı masada kaybetmeyelim. Evet. İsmet İnönü biliyorsunuz çok büyük bir mücadele gösterdi. Evet. Şimdi Lozan'da konu İstanbul'a geliyor. O da çok büyük bir görüşmeler kesiliyor. Konu İstanbul'a geliyor. Şimdi işgal kuvvetleri halen İstanbul'da. Evet. Lozan'daki görüşmelerde konu İstanbul. Evet. Şimdi burada bir boşaltma komisyonu, bir teslim alma komisyonu kuruluyor. Komisyonlar var. Boşaltma komisyonu, teslim alma komisyonu, boşaltma komisyonu ve teslim alma komisyonu. 3 tane komisyon kuruluyor. Lozan'da şöyle bir durum söz konusu. Bakın 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan imzalanıyor. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusudur. Bağımsızlığın göstergesidir. Çok büyük bir başarıdır. Lozan'ı tam bir ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylıyor. Tarihler 23 Ağustos 1923. Neden bir ay Ertuğrul? Bir ay çünkü o her zaman öyle. Ya inceleme dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bir ay sonra kabul ediliyor. Tamam. Ya hatta buna bile eleştiri yaptı bazı tarihçiler. Niye bir ay sonra? Hani baktığınız zaman bir yerden eksik bir yön bulmaya çalışırlar ya. İşte onu yapıyor bazıları. Evet. Aslında böyle bir şey söz konusu değil. Bir ay sonra onaylanıyor. Tamam. Onaylandıktan sonra Lozan Barış Anlaşması'nın İstanbul Boşaltma Protokolü okunuyor. Bakın burada okuyacağım şimdi. Lozan'da İstanbul'un boşaltma protokolüne dair maddeler var. Lozan'ın neden önemli olduğu ve İstanbul'un kurtuluşunun ne anlam ifade ettiğini gösteriyor. Bakın birinci maddesi şu. Boşaltma işlemleri 6 hafta içerisinde tamamlanacaktır diyor. Bakın Lozan'da imzalanmış olan bir maddeden bahsediyoruz. Evet. 6 haftada gidiyorlar mı? Evet. Bakın 24 Ağustos 1923'te onaylanıyor. Hmm. 6 hafta sonra yani 2 Ekim 1923'te geldikleri gibi gidiyorlar. Gidiyorlar. Yani demek ki Lozan'da biz kabul ettirmişiz. Evet. Burada Lozan'ın aslında ne kadar önemli olduğunu da görmekteyiz. İkinci maddesi boşaltma işlemleri boyunca müttefik devletlerin işgalinde olan her türlü emlak ve eşyanın kime ait olduğu belirlenecek. Ve yavaş yavaş Türk hükümetine iade olunacaktır. Çok güzel bu da. Üçüncü madde, savaş gemileri, silahlar, mühimmat ve diğer savaş malzemesi oldukları gibi ve bulundukları yerlerde belirtilen süre içerisinde Türkiye'ye iade olunacaktır. Tamam. Daha bunun nasıl bir zafer olduğunu anlatabiliriz. İstanbul'u Lozan'da almışız. Evet. Maddeler hazır. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamıştır. Silahına kadar, topuna, tüfeğine kadar iadesini alıyor. Aynen öyle. Alıyor. Artık İstanbul...
Türk hükümetindir. Evet. Mustafa Kemal'in askerlerinindir. Tamam. Lozan bunu tescil etmiştir. Saltanatın kaldırılmasından başlayan süreçte Lozan'da devam etmiştir. Tabii boşaltma komisyonundan bahsetmiştik demekti. Şimdi boşaltma aşamalarından bahsedelim. Ne oldu boşaltma aşamaları? Şimdi 3 aşamada. 24 Ağustos 3 Eylül arasında birinci boşaltma aşaması. 5 Eylül 24 Eylül arasında ikinci aşama. 25 Eylül 2 Ekim'de ise 3. aşama. Peki neden 6 Ekim? Şimdi 6 Ekim'de de Türk ordusu giriyor bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra. Tamam, anca geliyorlar. Şimdi 3 aşamalı. Baktığımız zaman önemli noktalardan 2. aşamada çekiliyorlar aslında. Şimdi bakıyorsunuz 1. aşamada Fener Yolu, Haydarpaşa, Ortaköy, Bostancı, Fenerbahçe. 2. Evet. aşamada Gözümün Bakırköy, İstanbul haritası. Evet, Maltepe, Haydarpaşa. 3. aşamada ise Yıldız Kışlası, Kağıthane, Mastak gibi yerlerden ayrılıyorlar. Yani boşaltma öyle kolay olmuyor aslında. Kolay olur mu? Koskoca bir şehre yerleşmişsiniz. Aynen öyle. 3 yani. Aşamada gerçekleşiyor. Tabii ki. 3 aşamada gerçekleşiyor. Burada tabii adamlar aslında gitmek istemiyorlar. Ay ister mi? Yani adamlar gitmek istemiyorlar. Evet. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün diplomasisi buradadır. Lozan'dadır. Bu boşaltma komisyonları, bu 3 aşamalı gerçekleştirilmiş olan safa çok önemlidir. Biz hep söylüyoruz 6 Ekim 1923'te kurtuldu. Kurtuldu da nasıl kurtuldu? Lozan'da kurtuldu. Saltanatın kaldırılmasından sonra gerçekleştirilmiş olan diplomatik faaliyetlerle kurtuldu. Çok önemli. İşte o gün 2 Ekim 1923 sizin söylemiş olduğunuz tarih. İşgal güçleri komutanı General Harrington. Nasıl ayrılıyorlar? İşgal güçleri komutanı Türk bayrağına selam vererek gidiyor İstanbul'dan. Türk bayrağına selam vererek gidecek. O 13 Kasım 1918'de gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gidecek diyorsunuz. Yani bu talimat mı? Talimat. Türk bayrağına selam verilerek gidecektir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. General Harrington Türk bayrağına selam vererek gitmiştir. Harikasınız ya. Ruhları şad olsun hakikaten. Galata Rıhtımı'ndan hareket edilecek ve önüne yaklaşan Türk bayrağını selamlayarak yani gidecek General Harrington. Yani seni öyle de elini kolunu sallayarak da göndermiyor. Hayır. O kadar ızdırap çektirdiler. 5 sene boyunca işgal kuvvetleri İstanbul'da bulundu. Vay arkadaş. Her türlü ızdırap ve anarşi yaşandı İstanbul'da. General Harrington Türk bayrağını selamlayarak gitmek durumunda kaldı. O al sancak 1918 senesinde yerlerdeyken şimdi kahramanların boynunda en tepede olarak 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girecek. Evet, 6 Ekim 1923 aynı 29 Mayıs 1453 kadar önemlidir. Şimdi tabii Harrington'ın şöyle bir demeci var giderken. Ben buraya bir turist olarak, bir konuk olarak ileride gelmek isterim. Anca öyle gelirsin zaten. Anca öyle gelirsin zaten dememişler yani. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında 13 Kasım 1918 senesinde söylemiş olduğu geldikleri gibi giderler. Evet. 2 Ekim'de gerçekleşiyor. Ne kadar büyükmüş ya, ne kadar büyükmüş ki geldikleri. Hakikaten de öyle gitmişler yani geldikleri yani gibi. Yani son zamanlarda bilhassa... İstanbul'un kurtuluşuyla alakalı olarak çok önemsiz olduğunu ifade eden cümleler kullanılıyor. Kimden duydunuz? Yani tarihçileri ifade ediyor, bazı tarihçiler ve siyasiler genelde. Neden böyle bir şey söylüyor? Bakın aslında Yenikapı'da gerçekleştirilen hadiselere bakarsanız 29 Mayıs 1453 yani İstanbul'un fethi kutlanıyor. Yani siyasiler tarafından aslında İstanbul'un fethi kutlanırken İstanbul'un kurtuluşuyla alakalı olarak herhangi bir faaliyette bulunulduğunu ben görmedim son zamanlarda. Şimdi Ertuğrul Bey cehaletlerinden mi yoksa bilinçli mi anlayamadım. Sosyal medyada çok önemli bir görüntü dolaştı. Bilmiyorum futbolla alakanız var mı ama Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Basel takımıyla bir maç oynadı. Evet, futbolla ilgim var. Basel takımı resmi internet sitesinden keşke aklıma gelseydi de o haritayı şimdi ekrana verdirmek için arkadaşlarıma indirebilseydim. Bakın İstanbul haritada yok. Sosyal medya ayağa kalktı. Pardon İstanbul'u ne yaptınız diye. Yani İstanbul'u Türkiye haritasından keserek bir görsel hazırlıyor Basel kulübü ve resmi internet sitesinden bu şekilde fotoğrafı yayınlıyor. Yani İstanbul'un aslında ne kadar önemli olduğunu... Yaraları var bence ondan. Tabii büyük ihtimalle, büyük ihtimalle İstanbul yok yani haritada. 8 bin yıllık geçmişi olan bir şehirden bahsediyoruz. Yani şimdi bir tarihçi elbette eğitimine, kariyerine herkesin saygı duyarım ama... Bana kim gelirse ya o kadar da önemli değil falan derse yani mahalleyi bırakın yani bir sokağa zapt edemezsiniz, alamazsınız. İstanbul'u nereye alıyorsunuz? Yani kimden alıyorsunuz bir de? Nasıl bir güçten alıyorsunuz?
Bunu dediği zaman pek de itibar etmem açıkçası yani. O zamanlar İstanbul'un nüfusu 1 milyona yakın. Yani aslında bildiğimiz birçok noktada köy şeklinde. Yani hani köy bildiğiniz köy. Ne ama 1 yani? Milyona yakın. Hani çok uluslu bir imparatorluktan bahsediyor. Rumların yaşamış olduğu, Türklerin yaşamış olduğu 1 milyona yakın bir nüfusu var. Şimdi burada izleyicilerimiz tam olarak anlasınlar. Fransızların işgalindeki binalara bakar mısınız? Buradan okuyacağım şimdi. Gülhane Deposu, Ayasofya'daki binalar, Çırağan Sarayı, Süleymaniye Kışlası, Beyazıt'taki Jandarma Dairesi, Belediye Binası, Emniyet Genel Müdürlüğü Binası, Divanı Harp Binası, Rami'deki kışlalar, Ayastefanos Uçak Meydanı, Sirkeci Gümrük Binaları. Yani Fransızların da işgali söz konusu tabii ki de. Sadece İngilizler değil. Evet. Bakın çok stratejik yerleri... Kendi aralarında paylaşıyorlar. Çok stratejik yerleri bir de işgal ediyorlar gördüğünüz gibi. Evet. İngilizlerin işgal ettiği yerlere bakalım. Ortaköy'de 25. Kolordu Kışlası. Kağıthane ve Maslak Arazisi. Tophane Kışlası. Tophane Fabrikaları. Yani saymakla bitmez. En önemli stratejik yerleri... Kendi aralarında paylaştılar. Evet. Şimdi bunun boşaltma işlemlerinin ve 6 Ekim'e kadar geçen sürenin çok sıkıntılı ve önemli olduğunu görüyoruz. Hepsini teslim etmesi nokta nokta kolay bir şey değil. Yani 2 Ekim'de diyorsunuz ki tamam dendi, her şey bitti. Tabii Türk ordusunun gelip o 4 gün içerisinde de buraları kendi kontrol altına alması da anca olmuştur. Aynen. Ama yani bu kadar önemli noktalar eğer alınamasaydı Fransızlardan ve İngilizlerden. Hı hı. İstanbul şimdi Kurtuluş Savaşı kazanılsa da İstanbul kazanılamasaydı hangi ülkenin kontrolü altında olacaktı? Şimdi orada mesela uluslararası komisyon vardır Boğazlarla alakalı olarak İstanbul'da. Yani büyük ihtimalle İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların ortaklaşa idare etmiş oldukları bir bölge olacaktı. Evet, anladım. Şimdi İstanbul'dan bahsediyoruz. Anladım. Osmanlı'ya başkentlik yapmış. Evet. Ve 8000 yıllık geçmişi olan bir şehirden bahsediyoruz. Şehirlerin kraliçesinden söz ediyoruz. Evet. Türk ordusunun 6 Ekim 1923'te burayı almasından sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmesi ve bağımsızlığın ilanı. Evet. İstanbul aslında Lozan Barış Antlaşması'nın ne kadar başarılı olduğunu ifade eden bir durumdur. Bakın Lozan'a bir de buradan da bakmak lazım. Benim için çok önemlidir. Burası daha deminki maddeleri okuduk. Bu maddeler aslında birçok kişinin söylemiş olduğu sözlerin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyor. Ya 6 haftada siz boşaltacaksınız diyorsunuz ve 6 haftada gidiyorlar. Evet. Daha demin söylemiş olduğumuz gibi Türk bayrağını selamlayarak. Hani insanlar şunu söylüyorlar genelde tarihçiler. İşte 9 Eylül 1922'de Türk ordusu İzmir'e girdi ve her şey bitti. Hayır. Tamam Yunanları denize döktük. O askeri safhanın bitiştir. Askeri safhadan sonra diplomasi başlar. Bakın tarafsız bölge vardır mesela. Hiçbir ordunun giremediği Çanakkare bölgesi, İstanbul bölgesi tarafsız bölge vardı. Buraya girmek yasaktır. Evet. Şimdi Mustafa Kemal derhal orduların gitmesinden söz ediyor ultimatumunda. Ama ayrılmıyorlar. Ama Mustafa Kemal tarafsız bölgeyi Türk ordusunu sokuyor. Tarafsız bölgeyi Türk ordusunu soktuğu zaman o silahların dipçikleri yukarıdadır. Namlu aşağıdadır bakın. Namlular aşağıda, dipçikler yukarıdadır. Yukarıdadır, evet. Haklısınız. Neden böyle? Ben burayı... Seninle savaşmak için gelmedim. Aslında bir mesaj veriyor. Bakın, evet. Bu bir diplomasidir. Bu büyük bir taktiktir. Dedik ya o bir satranç oyuncusu evet, diye. Evet. Hamlelerini çok güzel yapıyor. Askeri deha. Askeri deha. O bir senelik süre içerisinde nasıl kurtuldu? Aslında askeri açıdan kurtulmadı. Diplomasi açısından kurtuldu. Evet. O bakımdan izleyicilerin İstanbul'un kurtuluşuna bu şekilde bakması gerektiğini düşünüyorum. Peki yani tabii ki biz şimdi... Hangi kaynaklardan mesela bunları çok merak eden izleyicilerimiz olduğuna eminim. Mesela ben şu an okumak istedim. Siz bana bunları anlattınız, çok güzel gözümde bir şey canlandırdınız ama mesela biraz daha ayrıntı sahibi olmak için hangi kaynaklardan faydalanabiliriz? Şimdi tabii benim tarzım mesela biraz farklıdır sinemanın. Ama yani çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Tek kişilik gösteriler yaptığım için daha çok hikaye tarzında anlatıyorum. Ama çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Tabii akademik olarak çok değerli tarihçilerim söz konusu. Evet. Ama tabii senelerin vermiş olduğu farklı kaynakların taranmasından sonra tabii zihninizde farklı farklı yansımalar söz konusu oluyor. Evet. Mesela İstanbul'un kurtuluşuyla alakalı olarak İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Doktor Mahir Aydın'ın İstanbul'un kurtuluşuyla alakalı çok güzel bir tez çalışması ve kitabı vardır. Çok güzel. Kendisi de benim hocamdır. Mesela o okunabilir. Ama evet, şu an okumak istedim mesela. Yani. Tabii insanlar nasıl görmek istiyorlarsa öyle görüyorlar aslında tarihte. Hakkını vermek zorundayız. Doğru. Bakın hakkını vermek zorundayız. Doğru. Bu ülke kolay kurtulmadı. 9 Eylül 1922'ye kadar geçen o süreçte
İzmir'in kurtuluşuna kadar giden o süreçte çok büyük acılar çekildi. Ardından diplomasi savaşları başladı. O yüzden Lozan vurgusunu çok fazla yaptım. Yani benim işte nefis arkadaşlarım şimdi şak diye biraz önce konuştuğumuz o haritayı getirdiler. Bakın maç oynanacağı zaman bu Türkiye haritası göya. Evet. Bakın burası da olmayan Marmara. Bu çok saçma bir harita olmuş yani şu anda. Yani zaten onu konuştular. Yani koskoca İsviçre takımı, Basel galiba. Volkan Basel İsveç takımı mıydı? İsviçre takımı mıydı? Bizim yönetmenimiz bir İsviçre değil mi? Yani bakın haritayı bu olarak verilmiş ve bu haritanın altına çok ciddi takip ettiğim gazeteciler şu tarz yorumları yapmış. Eskiden doğuyu kırpardınız, şimdi galiba gözü yeniden İstanbul Marmara'ya çevirdiniz şeklinde bir yorumları olmuş çok önemli tarihçilerin takip ettiğim. Yani böyle bir Türkiye haritası yok diye herkes tepki gösterdi. Bizim aslında kurtardığımız, kazandığımız yer İstanbul. Evet, tam da orada evet, şu anda yok evet, işte. Evet. Ya biraz da biz kendimizi anlatamıyoruz sinema aslında baktığınız zaman. Yani bizim teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ içerideki olun. Önemli simalarımız, değerli aydınlarımız. Evet. Yani İstanbul'un kurtuluşuyla alakalı olarak hakkını vereceksiniz. Doğruları söyleyeceksiniz. Gerçekleri ifade edeceksiniz. Lozan'da kurtarıldığını söyleyeceksiniz. Maddelerini okuyacaksınız insanlara. Pardon, şunu sormak istiyorum Ertuğrul Bey. Lozan'da kurtarılmış olmasından ötürü mü sizce rahatsız oluyor olabilir tarihçiler? Ya da sadece kurtarılmış olmasından, yani Lozan Anlaşması'na mı takıldıkları şey belki de bakın, bu mu? Bazı tarihçiler neden ya da şöyle yani bir zihniyet oluşturdu. Adamlar bıraktılar gittiler. Ya. Ve askeri bakımdan almadınız. Hani adamlar bıraktılar gittiler ya, diyorlar. Ya almadınız dediği kim? Yani siz başka ülkenin vatandaşı mısınız? Yani alındı, yani almadınız. İstanbul'un ne demek kurtuluşu zaten? Emperyalizmin dize getirilmesidir. Evet, bravo. Çok açık. Yani aynı şekilde emperyalizmin İstanbul'dan gitmesidir. Çok açık. Adamlar ellerini kollarını sallayarak gitmişler. Hayır, öyle gitmediler. Türk bayrağını selamlayarak gittiler. Adam elini kolunu sallayarak zaten neden gitsin ki yani? Kazanmak için mücadele o da verdi kendince. Neden elini kolunu sallayarak gitsin? Yani buradaki askeri dehayı ya da diplomasi dehası neden görmezden gelinmek isteniyor? Ben bunu anlayamadım. Öyleyse öyledir. Neden bu görmezden geliniyor ya da neden bu reddediliyor? Lozan Anlaşması. Senelerdir bu Lozan üzerinden gerçekleştirilmiş olan beyin yıkama operasyonu aslında. Bilhassa gençler üzerinde uygulanmış olan bir beyin yıkama operasyonu. Şimdi tabii değerli tarihçilerimiz var bunlara karşılık veren. Biz de karşılık vermeye çalışıyoruz. Şu maddelerin çok açık bir şekilde aslında bağımsızlığa giden yol olduğu ve emperyalizm dize getirildiği noktasında açıklamalar olduğu açık. Hani bunu görmezden gelip İsmet İnönü'yü ve Mustafa Kemal'i eleştirmek için kendilerine evet, bir şekilde bunu böyle anlatmaya çalışıyorlar. Millete de böyle anlatıyorlar. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'e söyleyemedikleri sözü hep İsmet İnönü'ye söylerler. Dikkat edin. Haklısınız. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e söylenmesi gerekenler, eleştirmek istedikleri o noktalar hep İsmet İnönü'ye gider. Mustafa Kemal'e bir şey söyleyemezler. Hep İsmet İnönü'ye söylerler. Ama İsmet İnönü'ye söylenmiş olan her söz aslında Mustafa Kemal'e söylenmiştir. Bu çok açıktır. Evet. Eklemek istediğiniz İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili, çünkü araya gideceğim, sizi yolcu tabii, edeceğim. Varsa çok teşekkür ediyorum. Aktarmak çok teşekkür ediyorum. Bilgi alayım. Türk halkının aynı 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi gibi 6 Ekim 1923 İstanbul'un kurtuluşunda o şekilde sahiplenmesi ve kutlamasını öneririm. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir süreci, o İstanbul'un kurtuluşu aşamasındaki o süreci bizlere sanki böyle yaşarmışçasına anlattınız ve ben gerçekten hissederek dinledim. Çok teşekkür ediyorum Ertuğrul Sertbaş, tarihçi yazar, konuk oldunuz. Çok kısa bir araya gideceğiz, aranın ardından yeniden buradayız. Saatler 10.30 şüphesiz günün en önemli gelişmesiydi. Dün
AK Parti Kızılcahamam kampında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan harekatla ilgili verdiği sözün bittiği yerdeyiz mesajıydı. Şimdi bu mesajla ilgili ayrıntıları ve olması muhtemel gelişmeleri, telefon hattımızda çok değerli bir askeri zihin var şu an hattımızda. İsmail Hakkı Pekin, emekli kor general. Sayın Pekin, günaydınlar efendim. Günaydınlar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız dün çok net konuştu artık. Hep Fırat'ın doğusuna yapılması muhtemel operasyonla ilgili her an olabilir diyordu ama devriyelerin hikaye olduğunu, karadan da havadan da tüm ortak devriyelerin hikaye olduğunu ve artık sözün bittiği yere gelindiğini, karadan ve havadan bir operasyona başlanacağını alenen söyledi. Siz başlaması muhtemel operasyon için nasıl bir başlangıç öngörüyorsunuz ve bu operasyon sizce ne şekilde daha sağlıklı yürür? Komutanım, sizden görüşlerinizi alalım. Şöyle söyleyeyim tabii, yani öncelikle bu operasyonun aynı anda birkaç yerden birden başlayacağını sanmıyorum. Yani belki önce şey aşağı indirilebilir. Bu Süleyman Şah Türbesi aşağı indirilebilir. Arkasından da işte Karabiyat'tan ve diğer bölgelerden şeyler almak, cepler almak suretiyle ya da çevrilmek suretiyle o bölgeye girilebilir. Amaç bölgenin kontrol etmek. Büyük bir ihtimalle şey olmadığı sürece, çatışma olmadığı sürece yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ateş etmediği sürece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ateş etmeyeceğini değerlendiriyorum. Yani böyle bir sistem de içeri girilebilir. Çünkü Türkiye'nin amacı o bölgede bir bir terör devletçiliğinin kurulmasını engellemek, daha evvel söylediği gibi barış koridoru, Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi barış koridoru meydana getirmek. O bakımdan ben öncelikle simge olması açısından Süleyman Şah Türbesi'nin aşağı indirileceğini, arkasından da Terabiyat'tan ve diğer yerlerden aşağı kadar, Rakka'ya kadar falan inilebileceğini, böyle yani aynı anda 500 kilometre genişlikte bir taarruz olacağını sanmıyorum. Zaten böyle bir şey olmaz. Ondan sonra zaman içerisinde yavaş yavaş ilerlemek suretiyle üst bölgeleri teşkil edecek. 3-4 tane üst bölgesi. O üst bölgelerinde birlikleri ve ÖSO'yu koymak suretiyle bölge kontrol altına alınacak. Amerikalıların yapmış olduğu siyasi yapı bozulacak. Tabii önce bir şey sağlanması lazım. Ağır silahların falan toparlanması lazım. Yani girişte çok çok sorun olacağını sanmıyorum ama kademeli bir giriş olacağını, kademeli bir şekilde harekat yapılacağını söyleyebilirim bölgeye. Amerikan askerlerinin ateş edeceğini sanmıyorum. Yani Sayın Pekin, böyle bir noktaya harekat talimatı verdiğiniz an, geldiği an kaç askerle harekete geçersiniz? Askeri cehaletime verin. Yani kaç tabur yani, asker tabur, diye mi sormalıyım yani ya da? Tabur değil de büyük ihtimalle bir 6-7 tabur civarında, 6-7 subay civarında bir birlik var o bölgede. 6-7 yığınak yapılmış. 6 subay civarında, 6-7 subay civarında. Bir de işte ÖSO var. ÖSO'nun askerleri var. Biliyorsunuz ÖSO geçen şeyle birleştiler. Bütün güçler birleşti. Evet. Tek güç haline geldi. 50 bin kişilik bir güç oldukları değerlendiriyor. Ama Türkiye'nin en az 6 subayla, 6 veya 7 subayla bu harekat yapacağını diyorum. Bunların bir kısmı komando subayı, bir kısmı da zırhlı subay ve mekanize subay. Karadan ve havadan şöyle. Tabii ki karadan birliklerimizi soktuğumuz zaman havadan bunun şeyini sağlamamız lazım, desteğini sağlamamız lazım. Bir, ikincisi tabii helikopterlerle uçabilirlik harekatı da yapılacak. Hem normal helikopterler, genel masraf helikopterleri kullanılacak, hem de bunları korumak için, yerdeki birliklerimizi korumak için hava kuvvetlerinin uçakları ve atak helikopterleri kullanılacak. Yani böyle bir harekat olması lazım. Çünkü sadece karadan yapılan bir harekat zayiata neden olabilir. Direncin, karşı tarafın direncinin artmasına neden olabilir. Karşı tarafın direncinin güçlendirilir ama hem havadan hem karadan yaparsanız o zaman karşı taraf direnç göstermeden çekilebilir diye değerlendiriyorum. Benim harekatta sorun olacağını sanmıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri oraya gider. Ama
Türk Silahlı Kuvvetleri girdikten sonra o bölgede bir yapılanma yapacak. Yani şöyle bir yapılanma, belli işte biraz sürdüm, üst bölgelerini tespit edecek. Oradaki siyasal, Amerikalıların koyduğu siyasal yapıyı bozacak. Ve yine Amerikalıların yaptığı, büyük önem verdiği o gücü çökertmesi lazım, ağır silahları toplaması lazım. Bu sırada bir gerilla hareketiyle karşılaşabilir Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgede. Ve asıl çatışma girdikten sonra, yani yeniden yapılanma esnasında olur. Çünkü o bölgenin bir an evvel huzura kavuşturulması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğine göre o bölgeye işte 2 milyon civarında bir şey getirecek. 1 milyonu güvenli bölgeye, 1 milyonu da eski yerleşim yerlerine getirmek üzere 2 milyon civarında sığınmacı getirilecek. Son şunu sorayım Sayın Pekin. Harekatın başlaması için zaman doğru zaman mı? Artık bu mudur gelinen son nokta ve yeterince beklendi mi? Yeterince beklendi. Hatta yeterinceden daha fazla beklendi. Yani çok daha fazla. Çok daha. 1,5 senede biz bu harekatı yapacağız diyoruz. Hı hı. Çok fazla beklendi. Bir de ortam da müsait şu anda. Amerika Birleşik Devletleri bölgede İran'a odaklanmış durumda. Evet. Ve Amerika kendi içerisinde Trump'ın adil süreci var. Bütün bunlara baktığımızda siyasi açıdan da durum uygun. Çok teşekkür zaten ediyorum türlü, Sayın Pekin. Estağfurullah. Sayın Pekin. Sağ ol. Çok teşekkür ederim efendim. Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin başlaması muhtemel operasyonla ilgili görüşlerini paylaştı. Allah tüm Mehmetçiklerimizi bu operasyona karadan ve havadan katılacak tüm Türk askerlerinin yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız onlarla, kahraman Türk askerleriyle elbette. Efendim biz bugünlük noktalayacağız. Yarın güzel haberler verebilmek umuduyla noktalayacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederek sizlere şahane bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum efendim. Haftaya kadar aşk sizin, para sizin, sağlık sizin, tüm istedikleriniz sizin ama dostluğunuz bizlerin olsun efendim. Allah'a ısmarladık.